Evet değerli abonelerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere mucize bir besinden bahsedeceğiz. Sevgili Peygamberimizin de dediği gibi e, ölümden başka her şeye çare olan çörek otunun nelere faydalı olduğunu size tek tek anlatacağız arkadaşlar. Arkadaşlar çörek otu hangi hastalıklarda kullanılır? Öncelikle onu sizlere söyleyelim. Çörek otunu sadece hastalandığımız zaman değil, hasta olmadığınız zaman da tüketebiliriz arkadaşlar. Eğer bağışıklık sisteminiz zayıfsa ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız uzmanlar tarafından çörek otu tüketmeniz gerektiği söylenmektedir arkadaşlar. Kesin olarak yani. Yine vücudunuzda bulunan mikropları yok olmasını sağlayacaktır. Bakterilerle savaş açtığı bilinmektedir arkadaşlar grip ve nezle gibi rahatsızlıkları daha kolay atlatmanı sağlayacaktır çörek otu. Direncinizin artmasını sağlayacaktır. Nefes darlığınız varsa kullanmanız gerekmektedir arkadaşlar. Astım hastalıklarına birebir gelmektedir. Nefes darlığınız varsa kullanmanız gerekmektedir. Astım hastalıklarına birebir gelmektedir. Üst solunum yollarınızın açılmasını sağlayacaktır. ACE hastalığına çok iyi gelmektedir. Prostat, meme, rahim kanserlerine çok iyi gelecektir. Kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyecektir. Vücudumuzda bulunan insan sağlığına zararlı olacak toksinleri vücudumuzdan atmamızı sağlayacaktır. Kolon kanseri olmamızı engelleyecektir. Şeker hastalığı iyi gelecek ve yüksek şeker olanları şekeri dengeleyecektir. De kan şekerini düzene sokar arkadaşlar. Şöre kutu. Görüyorsunuz bakın ne kadar e, ee, nelere faydalı? Sevgili peygamberimizin ölümden başka her şeye şifa dediği çörek otu yani. Kan şekerin düzene sokuyor arkadaşlar. Alerji rahatsızlıklarına iyi gelir. Özellikle ilkbaharlarda oluşan polen arısı olanlara kullanması gerekmektedir. Egzama gibi rahatsızlıklarının varsa çörek otu iyi gelecektir. Romatizma arısı çekiyorsanız o zaman sizlerin de çörek otu tüketmeniz gerekmektedir. Mide rahatsızlıklarına son derece etkilidir refli, ülser, gastrit azlıklarına çok iyi gelmektedir ve tedavi edici özelliği bulunmaktadır arkadaşlar. Karaciğer yağlanmalarına karşı direnç gösterir ve karaciğer yağlanmasını engelleyecektir. Kalp rahatsızlığınız varsa ve damarlarınız tıkalıysa damarlar açma özelliği bulunmaktadır. Kolesterolünüzün normale dönmesini sağlayacaktır. Yüksek tansiyon hastalarının tüketmesi gerekmektedir arkadaşlar. Basur rahatsızlığını geçirdiği kesinlikle bilinmektedir. Saçların beyazlanmasını önlemektedir. Yine diş ağrılarınız varsa diş et taplarında da kullanabilirsiniz çörekotunu. Arkadaşlar vücudunuzda buna herhangi bir virüs ya da bakteri yok olmasını sağlayacaktır. Solunum güçlüğü çeken insanların tüketmesi gerekmektedir. Birçok kanser hücresinin çoğalmasını engeller. Sizi kansere karşı koruyacaktır. Kan şekerinin düzene girmesini sağlayacaktır. Uykusuzluk çekiyorsanız uykunuzun düzene girmesini sağlayacaktır. Stresli zamanlarda kullanıldığında sizi rahatlatacaktır. Zindelik verildiği ve yorgunluğu alması ile bilinmektedir. Tıkalı olan kalp damarlarınızın açılmasını sağlayacaktır. Cinsel sorunları olan erkeklerde cinsel sorunları en aza indirger. Yediğiniz yemekleri hazmetmenizi kolaylaştırır. Toksinlerden arınmanızı sağlayacaktır. Balgam söktürücü olarak bilinmektedir arkadaşlar safra temizlendiği kesinlikle bilinmektedir. Yaralarınızın iyileşmesini sağlayacaktır. İntihaba karşı birebirdir. Ölü hücreleri temizleyecektir. Alerji oluşumunun önüne geçer. Adet düzenleyici etkisi vardır arkadaşlar. Hormonunuzu dengeler. Depresyondan çıkmanıza yardımcı olur. Arkadaşlar çörek otunu ne kadar kullanacağız onu da size söyleyelim. Çörek otu tohumu 2 gram veya 1 silme tatlı kaşığı veya dolu dolu bir çay kaşığı kullanılabilir. Çörek otu yağı günde 3 defa 5 damla veya 1 çay kaşığı bir miktar su ile kullanılabilir. Yine salatanıza katabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yani normal olarak tükettiğiniz e, zeytinyağını nereye kullanıyorsanız çörek otunda oraya kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bu şekilde tüketemiyorsanız sade olarak salatalara koyun arkadaşlar. E, veya yoğurdunuzun veya çorbanızın içine karıştırarak da çörek otu yağını kullanabilirsiniz. Kotunu en iyi kullanması e, tohumlarını çiğneyerek tüketmeniz gerekiyor. Yani e, bu şekilde daha etkili oluyor arkadaşlar yani. Şöyle e, çörek otu bakın şöyle tane tanedir. E, bunu böyle tohumlarını kıtır kıtır çiğnerseniz bu şekilde daha verimli oluyor arkadaşlar. Bilmeyenlere söyleyelim. Çörek otunu çiğneyerek tüketmenizde fayda var yani. Bir silme tatlı kaşığı çörek otunu içine alıyoruz arkadaşlar. 1-2 dakika tohumlar ağızda gezdirerek bekletiliyor. Bu sırada tükürük salçası tohumlar yumuşatır. Arkadaşlar çörek otunu ağzımıza atıyoruz. Biraz ağzımızda böyle tükürüklerimizle yumuşatıyoruz. Ve ondan sonra kıtır kıtır yavaş, yavaş yavaş yutuyoruz arkadaşlar. O şekilde tüketebiliriz. Eğer o şekilde tüketemem ben derseniz yoğurdun içine katarak tüketebilirsiniz. Balın içine katarak tüketebilirsiniz. Yani bir şekilde tüketmeniz lazım. Tohumlar daha da yumuşak bir hale gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bir küçük tabağa bir kaşık çörek otunu koyun. Üzerine az bir su ilave edin. Bekletin. Yumuşadıktan sonra çörek otunu çiğnerek tüketebilirsiniz. Bütün tohumlar iyice ezinceye kadar çiğneyin ve en önemlisi çiğneme sırasında hiç yutmayın ve yutkunmayın. Çünkü çörek otu çiğnedikçe acımsı tadını yerine daha tatlı bir tada bırakacak. Yuttuğunuzda acı bir tat bırakmaz o zaman arkadaşlar. Ve yine midenizde yanma hissi oluşturmayacaktır. Eğer bir yandan çiğneyip bir yandan da biraz biraz yutmaya başlarsanız çörek otunun tadı henüz acı olacağından boğazınızda ve midenizde yanma hissi olacaktır arkadaşlar. İstiyorsanız arkadaşlar iyice çiğnediğiniz çörek otunu yarım bardak su ile de hızlıca yutabilirsiniz. Hastıma iyi gelir. E, günde 3 defa yaptığınız Türk kahvesine 2 damla çörek otu yağı koymanız gerekmektedir. Romatizmaya iyi gelir. Bir tatlı kaşığı çörek otunu havanda iyice ezin ve toz haline çörek otunu kahvenize de ya da çayınıza da karıştırıp içebilirsiniz. Şeker hastalığı tedavisine kullanılmaktadır. Hardal tohumu ve çörek otunu mikserden geçirip toz haline getirin ve yaklaşık 3 ay boyunca bu karışımı sabahlar aç karnına tüketin. İshal rahatsızlığı olanlar bir kase yoğurt içerisinde bir fincan kadar taze çörek otunu koyup günde iki defa tüketebilirler. Yine burun tıkanıklığı oranına arkadaşlar çörek otuna elde edilen yağ burun deliklerine 3 ya da 4 damla damlatılması sonucunda burnunuzun açıldığını göreceksiniz. Yine baş ağrısı olan arkadaşlara alın ve ense kısmı çörek otu yağı ile oğulması sonucunda baş ağrısı orkadan kalkacaktır. Cilt kırışıklıkları içinde arkadaşlar zeytinyağı veya çörek otu yağı karıştırarak cilde sürebilir. Yani zeytinyağı ile çörek otu yağını karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Kırışıklık bölgelere sürdüğünüz zaman cildiniz pürüzsüz bir hal alıyor yine. Yüksek tansiyon olanlar yine sarımsak ile birlikte tükettiği zaman tansiyonunuzu dengeleyecektir. Uykusuzluk problemi olanlar bal ile çörek otunu karıştırıp tüketmeniz halinde kısa süre içerisinde uykunuz düzene girecektir. Diş ağrısı olan arkadaşlarımız gene sirke ile çörek ot tohumlarını pişirdikten sonra soğuyan bu çayı içmeniz gerekmektedir. Her türlü mide ağrısı çekenler ise çörek ot tohumlarını kavurun. Kavrulmuş olan tohumları sabah veya akşam olmak üzere bir çay kaşığı kadar yemeniz gerekmektedir. Sinir hastalığı ve depresyon rahatsızlıklarını önlemek amacıyla da her gün çiğ olarak tüketilmesi gerekmektedir arkadaşlar. Erkeklerde görülen iktidarsızlık her gün düzenli olarak 200 gram çörek otunu sabahları aç karnına tüketmeniz gerekmektedir. Kas ağırlıkları çekenler ise çörek otu yağı ağırlayan yere sürülmesi gerekmektedir. Bir tabağın içine şöyle şu kadar şöyle tamamen macun haline getiriyoruz. Gerçekten e, sevgili peygamberimizin de dediği gibi ölümden başka her şeye çaredir çörek otu. Hiçbir zararı yoktur. Bilinen bir zararı yoktur. Bu şekilde çörek otunu tüketebilirsiniz. Biraz önce size tek tek faydalarını saydık. Eğer hiç kullanamam derseniz bu şekilde çörek otunu kullanabilirsiniz. Burada balımız var. Burada da çörek otu yağımız var. Bunu da şu şekilde bir çay kaşığına birkaç damla bu şekilde balın üzerine döküyoruz, karıştırıyoruz. Balımız da şifa oldu Allah izniyle. Şu anda balımız da şifa oldu. Bu şekilde de. Sabahları kahvaltı ile de tüketebilirsiniz Bir çorba kaşığı Çörek otunu Mikserimizin içine koyuyoruz Ve Ütüyoruz Gördünüz arkadaşlar Bakın Şöyle tabağımızın içine boşaltalım. Bakın ne kadar yapması kolay. Evet bu karışımı da görüyorsunuz. Çörek otunu kahve haline getirdik. Yine bunu Türk kahvesinden karıştırarak da kahvenizde kullanabilirsiniz. Çayınızda kullanabilirsiniz. Yani istediğiniz şekilde toz halinde kullanılabilir istediğiniz yerde yemeklere baharat olarak katabilirsiniz salataya baharat olarak katabilirsiniz İstenilen yerde tüketilebilir arkadaşlar Özellikle Rahatsızlık olmadan önce Çörek otunu sık sık tüketmenizi öneririz Hastalanmadan önce çörek otunu tüketmek lazım bütün hastalıklara karşı Özellikle soğuk algınlığı grip Bunun gibi Rahatsızlıklarda rahatsızlanmadan önce yersek hastalıklara karşı tekbir almış oluruz. Özellikle kolon kanseri olanlar Allah korusun Allah kimseye göstermesin. E, mide rahatsızlığı olanlar rahatsızlanmadan önce çörek otunu veya çörek otu yağını tüketmemiz lazım. Eğer bunları bilmeyen arkadaşlarımız varsa diğer arkadaşlara bu çörek otu yağının ve çörek otunun ne kadar faydalı olduğunu anlatsınlar. Bu videoyu e, sizler için çektik arkadaşlar. Hepinize hastalıksız, sağlıklı günler dileriz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.